Arkadaşlar bugün kırmızı pançar. Bildiğimiz kırmızı pançar turşusu hazırlayacağım. Soydum, doğradım, haşlayarak yaptım ben bunu. Haşladım, sonra soydum ve doğradım. Aslında size çekmiştim ben bunu. Hata olduğu için yeniden bu şekilde göstermeye istedim. O kayıt olmamış. Bu şekilde doğradıktan sonra ben bu kabımda bunu hazırlayacağım. Bu kabımda koyacağım. Bu şekilde dolduruyorum. Haşladım kırmızı pançarımı. Dilimledim. Şöyle. Kabıma koyayım. Evet. Bunun üzerine ben kış hazırlığı için kurmuş olduğum turşuların suyunu koymak istiyorum. Ondan da olur. Normalde de hazırlayabiliriz. Bir bardak sudan, bir bardak sirkeden, çay bardağı sirkeden 1 kilo su buna denk gelecektir. Ya da yarım kilo su 1 kilo pancara denk gelir. İsteğe göre tuzunu ayarlarız. O şekilde de hazırlayabiliriz. Ben kış turşusunun suyundan yapacağım bunu. Çok lezzetli oluyor. Sizin de varsa öyle mutlaka kırmızı pançarı alın ve böyle turşu yapın. Çok sağlıklı, karaciğer dostu. Hele kadınlar için çok kırmızı pancar çok büyük bir nimet. Şöyle de 4 bardak turşu suyumdan koydum. Ve bu yeterli geldi. Bunun üzerine ben biraz da nane ekeceğim. Nane çok güzel olur. Tabii bu turşu suyu olduğu için sarımsağı, ondan sonra her bir şeysi hazır içinde. Çok rahat olacak. Aklımızdan mı kaçmasın? Kış turşusunun suyu. Kışa hazırlamış olduğumuz turşuların suyu yani. Kırmızı biberden yapmıştım ben bunu. Kırmızı biber de yeşil olduğu için biraz da suyumun rengi hatta kırmızıya kaçıktı. Ondandır. Böyle hazırlıyoruz. Afiyetle yiyoruz. Bunu bugün ben yaptım. Yarın öğleye kesin yenir. Afiyetle yenir. Ondan sonra burada ben bir de hazırlamıştım. Lahanadan B12 çıkartma yöntemini doktorum bana vermişti. Buradan size lahana çıkartayım. Bu şekilde doğradım ve bunun hazırlanmasını da size gösteririm. Çok güzel olmuş. Bugün bunun hazırlanmasını da göstereceğim. Genelde hepimizde B12 eksikliği var. İnanın ki ben bunu kullandım ve B12'm iyi değerlere yükseldi. Kullanmaya da devam ediyorum bu şekilde. Deneyenlere bunun da tarifini bir gün vereceğim. Lahana almam gerekiyor. Hadi hayırlı günlerde. Hoşça kalın.